Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırçımız, kaynamsız dıktınlar ekranımız olsun. Xitay Amerika'ya karşı üç eliş tedbirini ilan kıldı. Amerika avazının 11. dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Amerikaning Xitoy xalq qurultayining yuqori darajalik amaldorlariga yurgizgan jazosiga qarshi 3 elish tadbirlarini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying 10. dekabr o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Hong Kong masalasiga qarata ifodasi nachar deb qaralgan Amerika amaldorlari va parlament a'zolari, ijtimoiy tashkilot a'zolari va ularning bevosita tuqqanlariga ceza yürgüzdüğallıqını ilan kılgan. Hua Chunying mezkur cezanın tepsilatı hakkıda toxtulup, Xitay Amerikanın diplomat pasportu bar əməldarlarının Hong Kong ve Aumingi vizsiz vaqtlıq ziyaretki beriş hukukunu bekar kılışını karar kıldı etigen. O bayanatı diyene Amerikanı Hong Kong işleriga arılışını derhal toxtışkı çakırgan. 7. dekabr Amerika Taşkı İşler Ministeri Xitay Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin 14 muavin reisini Hong Kong Kanun Kengişinin 4 demokratçil əzasını vazifeden kaldırışta asaslıq rol oynadı deb ayıplab, onlara ceza yürgüzgərlikini cakarlıgan idi. Məlum buluşca, yıllardan beri nurgullugan Xitay əməldarları bihaterlikidin ənsirəb, mal mülüklerini Amerika ve başka garip devletlerine yötkəp gelgen. Nurgun əməldarlarının balıları Amerika üniversitelerde haq tölep okuğan. Amerika'nın yürgüzgən yeni cezası bu əməldarlar ve onlarının mal mülükleri şundaqla Amerika'daki tuqqallarga təsir körüstüdükən. Macron, Avropa İttifaqı'a vakaleten Uyğur məsələsini oturuğu koydu. Fransiya Xalqara Radiosu'nun xəbirdə bildirilişcə, Fransiya Prezidenti Macron 9. dekabr Xi Jinping bilən telefon söhbəti ötküzüb, Şərqi Türkistanda yamanlaşıvatqan kişilik hüquq dəfsəndikilikidən əndişi qılıvatqanlıqını bildirgən. Xabarda qeyd qilinishicha, Macron 13 dekabr Parij klimat kelishimi imzolanganligining 5 yillik xotir kuni yaqinlashgan bir paytda Xi Jinping bilan telefonda ko'rishib, xalqaroliq klimat haqida suhbatlashgan va Yevropa va Xitoyning mazkur kelishimni ijro qilishdagi rolini ta'kidlagan. Macron suhbat jarayonida yana Yevropa ittifoqiga vakolatan Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatining kunsiri nacharlashayotganligidan qattiq andisha qildiganligini bildirgan. O bir neçe gün ilgari Xitoyning Birleşken Milletler Teşkilatı başçılığındaki xalqaralıq kuzatkuchilar ömikining Sharqi Turkistonga berib tekşirişiga yol qo'ymaganligidan afsuslanganligini bildirgan Xitoy orqadilla bununga narozilik bildirgan edi. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanguvchilar 2 millionga yaqinlashmoqda. 10. dekabr Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıqçılarının 30.424'ki yetkenlikini ilan kıldı. O yanı tüncü qetim Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan bu yan ta hazır gıca bütün Türkiye miqyasıda Xitay virüsü bilen yukumlanıqçılarının 1.748.567'ki yetkenlikini ilan kıldı. Sahiye Ministerinin məlumatıga asaslanğanda tünügün Türkiye'de Xitay virusu bilen yuqumlandı deb guman kılınğan 206.202 kişi tekşürülüş arqalıq yeniden 30.424 kişinin yuqumlanğanlıqı eniqlanğan. Növete 5.918 kişi doktorxanda bolup, bir gün içi diyene 220 kişi qaza qılıp 5.232 kişinin salametliği əsligi gelgen. Nöbette Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri salametliğe eslige gelgeller cemi 252.593'ke, kaza kılgallar 15.751'ke, kesili iğir bimarlar bolsa 5.943'ke yetken. Fahrettin Kociyen'e kullanılgan tedbirlerinin ünümü körülüşke başlagallıqını, kesili iğir bimarlarının azıyı vatkallıqını tedbirlerge devamlıq əməl qilish kerekliğini bildirdi. Danlıq futbolcu Uyğurlar üçün Huawei bilen bulgan hemkarlıqını toxtadı. TRT xabirde bildirilişçe, dünyağı danlıq Barcelona futbol klubunun əzası Fransiyalik futbolcu Antoine Griezmann, Huawei şirketinin Xitayının Uyğurlarga qaratqan çiray tunuş sistemisini tərəqi qıldırışqa yardım qılganlıqı üçün Huawei şirketi bilen bulgan hemkarlıqını toxtatqanlıqını ilan qılgan. Antoine Griezmann bu axta toxtulup, Huawei şirketinin çiray tunuş yumşaq detalı arqılıq
Uyghurlardan agahlandırdığan nazarat sistemesinin taraqqiyatıga tökip koşuvatkanlıqı haqqıdaki gumanlar tarqılışqa başlagan deken, derhal Huawei şirketi bilen bolgan hemkarlıqını ayaqlaştırdım. Huawei şirketini bu ayıplaşını inkar kılışqa emas, tizden konkret tedbirlerini kollanıp bu keng kölemlik bastırışqa karşı hareketke ötüşke ve kişilik hukuku hürmet kılışqa çakırman digerlerini bildirdi. Amerika'daki tetkikat örneği IPVM 10. dekabr elan kılgan bayanatıda Huawei şirketinin Xitay'nın Uyghurlarga karatkan bastırış siyasetine yardımlaşkanlıkını Uyghurlarının çırayını kamera arkalık periklendirip sakçıgı malum kılış sistemesini sınav kılganlıkını aşkarlıgan idi. Tutkundaki Rahila Davutka pahri profesörlük ünvanı berildi. Amerika'daki eşitilgen Cemiyet Üniversitesi olsun 2017-yili 13-nji aydan başlap izdireksiz gayip qilib etilgan Uyghur folklor shunosi doktor Rahila Davutqa adamiyat fanlari bo'yicha faxri professorlik unvoni bergan. Bu mazkur o'rinning adamiyat fanlari bo'yicha tutqundagi olimlarga bergan tunji faxri professorlik unvoni ekan. Rahila Davut yaqinda xatar ostidagi olimlarni qutqizish tashkiloti tomonidan 2020-yillik tafakkur jasorati mukofotiga erishgan edi. Ekibetilgen Cemiyet Üniversitesi'nin müdiri Leon Botsitein mundaq dedi. Rahila Davut Uyghurlarının medeniyeti ve onu tetkik kılışta başlamcı bir şahs süpüde halkarada itiraf kılındı. O bir evlat yaşlarını bu rayonun folklor ve en-enisini tetkik kılışta terbiyeledi. Onun tevrenmez iradesi bilen royapka çıkan muhim eserler dünya cemaatçilikinin Uyghur medeniyetinin kıymetlik bayılıklarını tonuşu için kövürükü aylandı. Kişilik hukukunu kürtüş teşkilatı ve başka teşkilatlar Şarkı Türkistan'daki atalımız siyasi terbiyeleş lagırları hakkında dokulat bergen bulup, dokulatı milyonlarca Uyghur ve başka yerlik milletlerinin hiçkanda kanuni resmiyetsiz tutup durulganlıkını kıyın kıstaklarına uçurvatkanlıkı bildirilgen. 2019-yılı 13. ayda Birleşken Milletler Teşkilatı kişilik hukuk mutakhasisleri kanunsuz tutup duruş, mecburi yok kılıp etiş ve mehbi sotlaşının kanun bilen başkurulduğun devlette oranı yok. Bu xil qilmishlar 1998-yili Xitoy özleri imzalagan Fuqarolar ve Siyasi Hukuk Xalqaro Ahdnomasining ruhiga zid deb ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha professor Rahila Davut 2017-yili 13-kunday da urug' tuqqanlarga o'zining Urumchidan Beijingga boradigan avtoplanga chiqishga tayyorlik qilayotganligini aytgan ekan. Shundan keyin u izdireksiz g'oyib bo'lgan. Rahila Davut gerçi Xitay rejimi tarafından atalmış qayta tarbiyalash lagerida yoki tutup turish o'rnida va yoki turmada tutup turilayotdi deb faraz qilinayotgan bo'lsa-mu, ammo hozirgacha uningdan hech qanday xabar bo'lmagan. Untoqiz yoshlik Ibrohim Qosimning o'zini o'ldirib olganligi dalillandi. Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe bunundan 6 ayçı ilgiri Yeğisarlık muhacirlerden biri Yeğisar'ın stel yesisi de 19 yaşlık bir yigitinin yeşi sebeplik lagırga evetilmekçi bolganda özünü öltürü valgallıkını inkas kılgan iken. Bu yıl 9. ayı kelgende Kanadalık YouTube'çi Güli Mahsus Yeğisar Stellik 19 yaşlık İbrahim Qasım isimlik bir yaşının özünü öltürü valgallıkını haber kılgan. Muhbirning bu yip uçlarına asasen elip bargan bir qatar eniqlaştırı devamında 19 yaşlık İbrahim Qasım'nın lagırgı ekitiliş xaupegi duş kelgende özünü öldürüp alğalıqı delillengen. Yeğisarlık muhacirinin aynı çağda inkas kılışca Yeğisar'nın stel yesi de oltırışlık 19 yaşlık bir yigit 2007 tuğulgalıqı üçün Xitay'nın xatarlık evlat kategorisiyle kirgüzülüp lagırgı ekitiliş üçün sakçıxanıgı çakırtılgan. Yigit sakçıxanının bu uxtırışın tapışır olgandayken özünü öldürüp alğan. Güli Maksud'un bayan kılışça Xitay'nın Fujian ülkesinde uşak ticaret bilen şoğullanıp atkan İbrahim Qasım, interneti tamdan atlaş arkalık Güli Maksud bilen alakılaşkan. O Güli Maksud'a özü Xitay ülkelerde düşkelgen milli kemisişler ve Uyghur vaziyeti hakkında malumat bergen. O bu ceryanda kompüter malumatıdan paydalanıp Güli Maksud bilen alakısının izini uçurup mangan. O 2019-yili 13-kunji ayga kelganda özining Yeğisardagi saqchilar tarafidan chaqirtilganligi va lagerga solindiganligini bildirib, Güli Maqsuddan özining izdirekini qilib turishini talab qilgan. Güli Maqsud uningga undidardagi bosh suratini almashtirib turish orqali özining bexatarligidan ishorat berib turishini talab qilgan. Ishlar dastlabki 6 oyda deyishgandek davom qilgan. Faqat 5-kunji ayning o'rtalariga kelganda Ibrohim Qosimning undidardagi bosh surati o'zgarish bo'lmagan. Bunundan endişige çüken Güli Maksud bir qatar eniqlaşlarını elip bargan bolsa mı, ama İbrahim Qasım haqqıda hiç qanda kufçur alılmağan. Ahire İbrahim Qasım kaldırıp koygan bir telefon numara arqalıq
uning o'zini o'ldirib olganligi haqida uchralgan. Radioning telefonni qabul qilgan Yengsar Stil yezidagi bir saqchi xodimi bu yil 5-oyda bu yezida 19 yoshlik bir yigitning o'zini o'ldirib olish voqeasi yuz berganligini oshkorlagan. U garchi o'lib olguvchining ismi va o'lib olish sababi haqida ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo uning esilib o'lib olganligini dalillagan. Stil yezilik adliya xodimi bu yezida bu yil 5-oyda o'lib olgan yoshning ismining Ibrohim familiyasining Qosim ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo umi o'xshashlar uning o'lib olish sababi haqida ma'lumot bermagan. Güli Maqsudning bayon qilishicha Ibrohim Qosim stil yezida o'zi bilan tang demetlik yoshlarning saqchixonaga chaqirtilgandan keyin saqchixonaga borganida beshig'i qoraxolta kaydirilibdan lagerga aktilganligi va lagerga aktilganlarning hech birining qaytib chiqmayotganligi haqida shikoyat qilgan ekan. Stil yezidagi bir saqchi xodimi Yengisarda 16 yosh bilan 45 yosh orasidagi kishilarga qarata umumiyuzlik holda atalmish tarbiyalash olib berilayotganligini dalilladi. Angliyada Xitoy bilan savdo qilmaslik haqidagi savdo qonuni tuzitish loyihasi ma'qullandi. Forbes jurnalining 8 dekabr e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, 7 dekabr Angliya parlamentida Angliya savdo qonuni tuzitish loyihasini muzokaraga qo'yish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, parlament a'zolari irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy bilan savdo qilish qilmaslik masalasi haqida munozaralashgan. Natijada bu loyiha 161 ovozga qarshi 287 ovoz bilan ma'qullangan. Ve Angliyaning Xitoyga o'xshash irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan har qanday davlat bilan savdo qilmasligi kerakligi haqidagi prinsip dastlabki qadamda muqimlangan. Bu xabarni Twitterda ham bahrlagan Luk Di Polford apandi Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligining moslashtiruvchisi bo'lib, u bu vaqtda so'z qilib, Angliya savdo qonuni tuzish loyihasining bu qatimliq muzokaraga qo'yilish ahvolini qisqacha tushuntirdi. Uning bildirishicha, irqiy qirg'inchilikka munosabatlik bu tuzish loyihasi ma'qullanishdan avval Angliya parlamentidagi kengash palata a'zolari va avom palata a'zolari uni munozara qildi ekan. Bu qatim mazkur loyihaning kengash palatasida yuqori ovozda ma'qullanishi keyingi bosqich uchun nihoyatda muhim rol o'ynaydi ekan. Keyingi qadamda bu tuzitish loyihasi Angliya avom palatasining qarab chiqishiga sunildi ekan. Xabarda aytilishicha Xitoy Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik jinoyati yurgizayotgan bo'lsa-mu, Angliya Xitoy bilan davomli savdo qilayotgan bo'lib, bu qatimliq muzokaraga qo'yish yig'inida ba'zi parlament a'zolari Xitoyning Angliyaning 4-chi cho'ng iqtisodiy sherigi ekanligi, Xitoy bilan bo'lgan savdo summasining 76 milliard funt sterling ekanligini tilga olib, bu tuzitish loyihasiga qarshi ovoz berishni targ'ib qilgan. Maqolada demak, buningdan Angliya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilishining qimmati 76 milliard funt sterling degan ma'no chiqadi degan fikr ilgari surilgan. Xabarda bildirilishicha, irqiy qirg'inchilikka munosabatlik bu tuzitish loyihasi Angliya Oliy sotining irqiy qirg'inchilikka hukm chiqarishini maqsad qilib o'tirg'i qo'yilgan. Chunki Angliya yillardan beri xalqaro sotning irqiy qirg'inchilikka oid hukmi bo'lmay turib, uningga o'zi mustaqil hukm chiqara olmay kelgan. Rahima xonim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasi Angliyada adliyaga munosabatlik ishlab qorilib kelgan. Parlament a'zolari va Angliya fuqarolari Angliya Oliy sotiga Xitoyning jinoyati ustidan ariz qila oladi. Agar Angliya Oliy soti Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitsa, Angliya hukumatı uni ijro qilishga majbur bo'ladi dedi. Yana bir Uyg'ur Xitoyga qaytirilish xavfidan qutuldi. Dunyo Uyg'ur qurultayining ijroiya raisi Umar Qanat apandi Facebook hisobida Tailandda tutib turilayotgan bir Uyg'ur yoshning Amerikaga yetib kelganligini bildirdi. Uning oshkorlashicha mazkur Uyg'ur yosh Tailand turmasida 1 yil qamalgandan keyin turmadan Bangkokdagi musafirlarni tutib turish markaziga yotib etilib, Xitoyga qaytirilish xavfiga duch kelgan va Amerikadagi munosabatlik organlarining kuch chiqarishi natijasida 10 dekabr Washingtonga sog'-salomat yetib kelgan. Umar Qanat apandi yana 7 yildan beri Tailand turmasida tutib turilayotgan boshqa Uyg'urlarning balduroq qutulishini umid qildiganligini bildirgan. Nuvati Xitoyning zulmi sababli panohlik yoki hijrat uchun chet elga qochib chiqqan bir qism Uyg'urlar Indoneziya va Tailand qatorliq davlatlarda tutib turilmoqda. Yaqinda Indoneziyaning 3 Uyg'ur yoshini Xitoyga qaytirib berishi taratqularda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan bo'lib, bexatar bo'lmagan davlat va rayonlarda qapsilib qolgan Uyg'urlarning ahvoli haqidagi andishalar davomlashmoqda. Azerbaycan Tog'li Qorabog'ning ozod qilinishini alohida murosim bilan tabrikladi.
10 dekabr günü Azerbaycanlıklar Tağlıq Qarabağda qolğa keltirilgen ğalibi münasibeti bilen paytaxt Bakuda ötküzilgen heybetlik harbi parad arqalıq tebrikledi. Ermeniya işğaliyeti astidiki yerlerinin azad qilinishi münasibeti bilen ötküzilgen murasim üçün Bakuda köçülər və binalar Azerbaycan və Türkiyə bayraqları bilen bezeldi. Harbi qismlar və avtomobillar ötüdigan yollar tayyarlandı. Murasim meydanığa baradigan mehmanlar üçün munbarlar quruldi. Azerbaycan qorallı qismlarının iştirak qilishi bilen ötküzilgen murasimda urushda qahramanlıq körsətkən 3000 əskər paraddan ötdi. Həm də armiya işiltiwatqan zamanevi qoral yaraqlarını körsətildi. Murasimda yana Azerbaycan armiyasının qoral türləri içində orun alğan Bayraktar TB2 Siha namlıq uçquchsiz ayroplanlarımı körgəzmə qilindi. Murasimda Azerbaycan armiyasının Ermeniya armiyasının olca alğan Bronevik avtomobillar və başqa qorallarımı körgəzmə qilindi. Bu murasimğa Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan mı şərəf mehmanı süpürdə qatnaşdı və bu tarixi qələbə şundaqlı şallıq gün haqqında mühim söz qıldı. Erdoğan İlham Əliyev bilən birgə əskərlərinin paraddan ötüşünü gördü. Murasimğa Azerbaycan əskərlərindən başqa yana Türkiyənin alahidə əskərləri mi iştirak qıldı. Erdoğan'ın bu qıtımqı tarixi ziyareti diyene Türkiye-Azerbaycan arasında nurgun sahada kilişimlerge imza koyuldu. Yani şu kilişimlerden biri olsa Türkiye bilen Azerbaycan halkı bundan keyin kimlik kartısı bilenle sayahat kılış devrigi kadem koydu. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu bu hafta Türkiye ve Azerbaycan fuhraları pat yakında fakat kimlik kartımız bilenle öz ara sayahat kılalayımız bir millet iki devletke muşunda kılış yarışıdu, hayırlık bolsun digerlerine kayıt kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz muşyada ahırlaştı. Etki haberimizi görüşük şahsilerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.